Birazdan Cumhuriyet Halk Partisi hem milli sanat ettiği hem İlhan Erlo partimize teslim ettiler. Sesim biraz kısık. Aslında bu aralar konuşmamam lazım. Ama siyasette maalesef konuşmak gerekiyor. Bunu hamı hayratın, serseri matın, serçave matına. Değerli hemşeriler, ben de sizin bir evladınızım. Çaldıran'ın zorunlarını en iyi bilen insanlardan birisiyim. Çaldıran'ın öncelikle bir Çilli sınır kapısı konusunda gereken tüm adımları atacağız. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla da, Genel Başkanımızla da bu konuyu özellikle konuşmuşuz. İnşallah iktidarımızda ilk takip edeceğimiz işlerden birisi budur. Sulama problemleri büyük problemlerdir. Çubuklu Barajı. Özellikle Çubuklu Barajı ta 1997 yılında fizibilitesi yapıldı. Maalesef bir güne kadar herhangi bir adım atılmamış durumdadır. Şunu belirteyim. Biz çok vaktinizi almayacağım. Çünkü çok değerli arkadaşlarım var. Burada konuşmalarını yapacaklar. Bizim için halka hizmet, hakka hizmettir. Biz bu şiarla yolumuza devam edeceğiz. Buna söz verebilirim. Her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Şeylerim, büyüklerim, abilerim, kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Çaldıran seçim ofisimizin açılışını yapacağız. İnşallah bu ofiste iktidara yürüyüşümüzde Çaldıran adına inşallah hayırlara vesile olacak. Sayın Vekilim az önce bahsetti. Van'ın ciddi sorunları var. En önemlisi sınır kapısıyla alakalı. İnşallah iktidara geldiğimizde ilk yapacağımız icraatlardan biri sınır kapısıyla ilgili tedbirleri almak, sınır kapısını inşallah bir an önce açmak, ticareti açmak ve sizi inşallah rahatlatmak. Size sahip çıkıp bunu sandığa yansıtmanızdan geçiyor. Demokrasinin en güzel tarafı nedir bilir misiniz? Demokrasinin en güzel tarafı halk patrondur. Bakın demokrasinin en güzel tarafı odur. Halk patrondur. Halk kimi isterse onu getirir. 5 yıl o getirdiği kişiler yönetim, hizmet eder. 5 yılın sonunda patron onu beğendiyse devam ettirir. Beğendiyse devam ettirir. Beğenmediyse sen bir nefes al der. Bakın 21 yıldır aynı hükümet ülkeyi idare ediyor. Artık onların da bir nefes alma, bir dinlenme vakti gelmiştir. Sizden istirhamım, sizden ricam. Bize sizlere hizmet etme şansını, fırsatını lütfen verin. Bir başkanlarımız yine Millet İttifakımızın çok değerli ilçe başkanları, teşkilatın her kademesindeki değerli yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve en önemlisi çok saygıdeğer Çaldıranlı hemşerilerim. Seçim büromuzun açılışına ve milletvekillerimizi tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tüm hayır hatun, serçavan hatun. Günlerde bırakın, bırakacağız. Halk kendini seçsin. Kendi seçtiği kendisini idare etsin. Artık bir kayyum dönemi olmayacak. Millet İttifakı'nın 6 liderinin de 2700 maddelik bir mütabakat metninde kayyum sistemine artık son veriyoruz. Ana dilde eğitim ve öğretim hakkının anayasal güvence altına alınması için 6 millet İttifakı'nın 6 lideri
mütabakatın altına imza atmıştır. Hele ki kayyum ötesi bir ucube sistemi, yani kayyum bir şey anlarsınız. Ama seçilmeyen bir partiliği getirip belediye başkanı yapmak, arkadaşlar bu bir zulümdür. Bu kabul edilemez. Tüm kıymetli hemşerilerim, bugün 24 Nisan, büyük zafere 20 gün kaldı. 14 Mayıs'ta Cenab-ı Allah'ın izniyle 21 yıldır tarihte görülmemiş, bakın 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir iktidara son vermek için yeniden bu ülkede hukuku, adaleti, insan hak ve hürriyetinin en üst seviyede olduğu yeni bir Türkiye'yi inşa etmek için hep birlikte burada bizleri toplayan Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve senalar ediyorum. Ben 20 yıldan fazladır, 22 yıldır Çaldıran'ı köy köy gezen, hizmet eden bir kardeşinizim. Çaldıran'ın tüm sorunlarını biliyoruz. Diyorlar ki biz çok büyük hizmetler yaptınız. Evet, büyük hizmetler yaptılar. Bir hastane yaptılar, içinde doktor yok. Vanamızın çevre ilçeler içerisindeki üçüncü büyük ilçesidir Çaldıran. Bugün doktor için Van'a gidiyoruz, Van'da da doktor yok. Ya Erzurum'a gidiyoruz ya Diyarbakır'a. Yetmiyor, Ankara'ya gidiyoruz kardeşlerim. Yıllardır bu çileyi çekiyoruz. Bize binalar değil, bize insanları tedavi edecek uzman insanlar lazım. Bugün geldiğimiz noktada çok büyük hizmetler yaptılar dediler. Allah rızası için soruyorum. Çaldıran'a 21 yıldır bir fabrika mı açtınız? Bırakın Çaldıran'ı, Van'a bir fabrika mı açtınız? Çünkü 21 yıldır camileri, Kur'an-ı Kerim'i, bütün kutsal değerlerimizi, vatanı, milleti, bayrağı, aklınız gelen bütün değerlerimizi, seccadeyi aldılar, siyasi rant uğruna kullandılar. Dini Allah için değil, şahısları için bir araç olarak kullandılar. Buradaki kardeşlerimizin hepsi onlardan daha dindardır, daha Müslümandır, daha vatanseverdir. 20 yıldır her gün sofranıza aynı yemek gelse sıkılmaz mısınız? Çocuk doğdu, askere gitti, evlendi, aynı kişi başımızda. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdili iktidarda ferahlık vardır. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta yeni Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'dur. Gelelim Çaldıran'a. 40 yıldır aynı muhabbet. Yok Çubuklu Barajı, yok Çinli sınır kapısı. 7 yıldır bu memleketten tam 10 bin insan göç etti. 10 bin insan, bakın kardeşlerim. 10 bin insan nereye göç etti? Tekirdağ'a, Çerkezköy'e, İzmit'e, İstanbul'a, Esenyurt'a, İzmir'e, Mersin'e. Hepimizin bugün bir yakını ya İzmit'tedir ya Tekirdağ'dadır. Hepiniz bunun farkındasınız. Emin olun, bunlar iktidarda kalırsa ne Doğu Anadolu ne de İç Anadolu kalacak. Yol yaptılar. Çünkü niye? Doğu ve Güney Doğu Anadolu'yu, İç Anadolu'yu boşaltıp İstanbul'u taşımak için. Sizi doğduğunuz topraklarda doyurmamak için. Topraklarımızı insansız bıraktılar. İnsanlarımızı topraksız bıraktılar. Eminoğlu'nun 30 yıldır aynı dairede oturuyor. Bir fırsat verelim. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek başına iktidarı taşıyalım ve Allah'ın izniyle bu seçimde Van'dan da vekiller gönderelim. Eğer iki yapı arasında kalırsak yarın Ankara'dan şu memlekete bir şey istemeye yüzümüz olmaz. Artık Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor. Bizler de kendi hemşerilerimize, bu memleketin insanlarına sahip çıkalım. Bugün AK Parti aynı isimler dayatıyor. Aynı isimler. Bakın altını çiziyorum. 20 yıldır siyasette aynı isimler. Yeni bir tane isim koyamıyor. Diğerlerini saymaya gerek yok. Geldiğimiz noktada bugün Cumhuriyet Halk Partisi sizin içinizden bir adayı, işte Muradiye'den, aynı zamanda Çaldıran da bir insandır. Ha Muradiye ha Çaldıran. Biz bundan 30 yıl önce Muradiye'ye bağlıydık. Ya da Erciş'ten en üst sıralara, birinci ve ikinci sıraya aday olarak koyduk. Bize düşen bu seçimde el birliğiyle çalışıp iktidarda güçlü temsilcileri
meclise göndermektir. Bugün bir arkadaşımız sesleniyor. Diyor ki meydan kapalı. Heh, meydanlar da kapanır. Efendimiz söylüyor. Bunlar başımızda kalırsa sadece meydanlar değil, iş yerlerde kapanır. Bunlar başımızda kalırsa arabalarımız da kapanır, bir kenarda durur. Bunlar başımızda kalırsa elektriklerimiz kesilir, ampuller söner. Ama biz 14 Mayıs'ta ampulü de patlatacağız Allah'ın izniyle. Yeniden baharların gelmesine vesile olur. Ülkemizde hiçbir insanın muhtaç olmadığı, adil bir sistemin, herkesin karnının doyduğu, mutlu bir Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye'nin kuruluşuna vesile olur. Bu vesileyle seçim ofisimiz hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Amin. Ya Allah, bismillah. Bir alkış. Terzi amca, selam aleyküm. Abi sıradakiler, selam olun. CHP milletvekili adayımız. Nasıl abi, iyisiniz? İyidir abi. Durumunuz iyi mi? Çok şükür. İyiyiz. Nasıl gidiyor abi? Çok şükür iyi. Bizim durumumuz nasıl? Sizin durumunuz, valla ben ne diyebilirim ki? Hani her şeyin öylesi. Bak kardeş, Mehdi Zahra Terzi'ydi. Evet. Hatta belediye başkanı Terzi. Terzi'nin siyasetten yanlıyan adamlar var. Şimdi siz herkesi içiyorsunuz, üstünü giyiyorsunuz. Halebi nedir, nedir? Aynen öyle. Şimdi nedir korkun süreç? Yani değişimden yana olacak. Vallahi herkes, ben şöyle diyeyim. Eğer yani gerçekten verebilecekleri sözlerin sonunda getirebilecekse, yani olsun. Yapamayacaksa, getiremeyecekse, sadece lafta kalacaksa, 20 senelik bir iktidarın dediğiyle kalacaksa, yani hiç olamaması, yani 4 senede bile olsa, 5 senede bile olsa, işini de, gücünü de, sistemini de güzelce uydursun, yapsın, bizden bir yanlış sıkıntı yok. Cevabı vermeniz lazım ki. Vereceğiz. Onu söylüyorum. Vereceğiz. Biz kim olursa olsun, ayrım garim yapmadan biz yerine göre yapacağımızı yaptık. Gelecek dönemde kim olursa olsun işini, sözünü yerine getirsin, bizden yana sıkıntı olur. Kardeşim, sadece ismin ne? Halkan. Halkan, halkan kardeşim. Bak kardeşim, bir şey var diyor. Şimdi, önce fırsat verin. Tamam. Yani öyle değil. İktidara gelmek lazım. Şimdi, iktidara gelmeden bir şey yapabilirim. Gelirsiniz. Bak geleceğiz. Ama biz de CHP'nin en büyük projesi, hırkızlığı, hırkızlığı önlemektir. İşte ya kimse, ben size bir örnek vereyim. Az önce bir müşteriyle bir şey yaşadım. Yani iyi niyetimde suçlu ve mağdur duruma düştüm. Yani iyi niyetle hiçbir suçum veya bir şey yok. Ama ne yaptım? Mecburen karşılığını vermek zorunda kaldım. Yani iyimser bir şekilde, yapıcı bir şekilde yaptım.